Yuvalar sık ağaçlar arasında ve nispeten ulaşılması zor yükseklikte. Ama bu yuvaların gerçek sahipleri onlar değil. Baykuşların yuva yapmak için özel bir çabaları yok. Genelde başka kuşların yuvalarına el koymak gibi bir alışkanlıkları var. Bu, kurumaya yüz tutmuş bir kavak ağacı. Baykuşun yuvası burada. Kulaklı orman baykuşu, başka bir kuşun yuvasını işgal edip yumurta yapmış. Bunu yuva kenarına itilmiş diğer kuş yumurtalarından anlayabiliyoruz. Kulaklı orman baykuşu genelde 3 ila 8 arasında yumurta yapıyor. Şu anda yuvada kimse olmamasına rağmen yumurtalar hiçbir zaman korunmasız değil. Yuva her zaman gözetim altında. Burası aynı zamanda atmacaların da yaşam alanı. Her an kötü bir sürprizle karşılaşabilirler. Diğer ağaçlarda da yuvalar var. Kargalar, saksanlar ve birçok kuş türü bu çiftliği yaşam alanı olarak seçmişler. Baykuşlar değişik coğrafi yapısı olan başka alanlara da yuva kurarlar. Bu baykuş türü kulaklı orman baykuşuna göre daha küçük. Onu gündüz de gözlemeye çalıştık. Taş rengini almış, ortama başarıyla uyum sağlamış. Yuvası ise kaya oyuklarında gizli. Kulaklı orman baykuşu kuluçkaya yatmış. Uyuyor gibi görünüyor ama gözleri açık. Yuvasının içine iyice çökmüş ve hareketsiz. Dışarıdan gelebilecek olası tehlikelerden gizleniyor. Tüylerinin rengi bulundukları çevreye uygun. Farkına varmak için dikkatli bakmak gerekiyor. Baykuşların 25 ila 30 gün arasında bir kuluçka dönemi var. Yılda bir kez kuluçkaya yatıyor. Monogam, yani tek eşli. O, eşiyle sırayla kuluçkaya yatacak. Gün batımındaysa avlanmaya çıkacak. Karanlık bastırdı. O alarmda. İri gözlerle çevreyi tarıyor. Gözleri başının önünde. Gözlerin önde olması baykuşa çok verimli, net bir görüş kazandırıyor. Bu tasarım doğal olarak geniş bir kör bölge oluşturuyor. Ancak bu baykuşa hiçbir dezavantaj vermiyor. Çünkü başını yaklaşık 270 derece çevirebilmekte ve istediği anda kolaylıkla arkasına dönüp bakabilmekte. Baykuşun gözünde 1 milyondan fazla görüntü hücresi bulunuyor. Gözlerindeki ağ tabakası sarı renkli. Sarı renk cisimleri büyütüyor, belirginleştiriyor. Gözlerinde esas olarak rod, diğer adıyla çubuk duyu hücreleri mevcut. Bu hücrelerde mor ışık görüntüsüne sebep olan kimyasal bir madde bulunur. Rod hücreleri en küçük ışığı bile kimyasal sinyale çevirirler. Böylece insanın sadece bir ışık parıltısını fark ettiği yerde baykuş buradaki cismi bütün ayrıntısıyla görebilir. Bütün bunlara rağmen tam karanlıkta görme kabiliyetleri yok. Çok az ışık bile avlarını yakalamaya yeterli. Bu yavrular diğer yuvanın yeni konukları. Hayata başlayalı 15 gün oldu. Başlarına bir kaza gelmezse 60 yıl kadar yaşayacaklar. Kameramızla ilk tanışmaları. Bakışlarını kameradan ayırmıyorlar. Biraz merak,
biraz tedirginlik. Bir tehlike anında kanatlarını açıyor, tüylerini kabartıyor, gagalarını tıkırdatıyorlar. Yavrular yumurtadan ilk çıktığında beyaz renkli oluyor. Zamanla gri rengini alıyor. Uçma evresinde ebeveynlerine benziyorlar. Yuva ebeveynlerin kontrolü altında. Anne yuvanın hemen önüne tünemiş. Yavrular sakin. Anne uyku pozisyonunda. Yakınlarında mevsimlik işçiler çapa yapıyor. Farkında olmasa da gözetlendikleri kesin. Gün batımına kadar her şey normal gidecek. Yavrular bekleyişte. Anne dinleniyor. Akşamın olmasını bekliyor. Gün bitti. İnsanlar evlerine dönüş yolunda. Diğer canlılar dinlenmeye çekildi. Ama baykuşların hayatı yeni başlıyor. Artık gece 10. Yüzünün şekli değişiyor. Gergin. Alarm durumunda. Kulak tüyleri dik. Yavrular hareketlenmeye başladı. Ebeveynlerine sesleniyorlar. Seslenmek bir yana adeta sızlanıyorlar. Hüzünlü ve ağlamaklı ütüşleri ergin oluncaya kadar devam edecek. Bu sesler anne ve baba için bir baskı unsuru. Yakınlarda olan anne vakit geçirmeden avlanmaya çıkıyor. Yavrular sabırsız. Bu ötüşler anne gelinceye kadar devam edecek. Fare, sıçan, yer sincabı gibi kemiriciler baykuşların ana yiyecekleri. Bu yer sincabı yuva için yer kazmaya devam ediyor. Ama çok geç. Çıkardığı sesler baykuşun kulağına kadar gitti. Artık onun kurtuluşu yok. O baykuş yavrularına akşam yemeği olacak. Nihayet anne geldi. Yavrulardan birine avladığı yer sincabını bıraktı. Gecenin sessizliğinde geldiğini göremiyor. Ancak çıkardığı tıslama sesinden tahmin edebiliyoruz. Ama onların yaklaştığını en iyi yavruların ses düzeyinin artmasından anlıyoruz. Baykuş yuvaya yaklaştıkça yavruların ses grafiği en yüksek seviyeye ulaşıyor. Sonra aniden kesiliyor. Aniden oluşan bu sessizlik bize yuvaya bir kemiricinin getirildiğini kanıtlıyor. Yiyecek bırakan baykuş hemen uzaklaşmıyor. Yuva yakınlarında onları gözlüyor. Bu sesler av değişimi anlamına geliyor. Baykuşlar bir gecede ona yakın kemirici yakalayabiliyor. Baykuşlar bu beslenme alışkanlıklarıyla bir anlamda tabiatta ekolojik denge işçisi gibi çalışıyorlar. Akşam alacakaranlığında başlayan bu gelgitler şafak vaktine kadar sürecek. Uçuşlar sakin ve dengeli, sessizce süzülüyor. Kanat vuruşları bile sessiz. Bu çalılıkların arasından bile kolayca geçebiliyor. Kanat açıklığı 1 metreyi buluyor. Manevra yetenekleri çok gelişmiş. (Gülüyor)
Mur leylekte duyduğumuz kanat sesini baykuşlarda duyamayız. İlk olarak gözlediğimiz kulaklı baykuş hala kuluçkaya yatmaya devam ediyor. Ara sıra bizi görmesine rağmen hiç istifini bozmuyor. Yumurtalarını sıcaktan korumaya çalışıyor. Yuvadan ayrılıyor. Ara sıra yumurtaların havalandırılması gerekli. Yavruların sızlanmaları başladı. Anlaşılan yine acıktılar. Yavru biraz sonra kusacak. Baykuşlarda kursak yok. Bütün olarak yutulan yiyeceklerin sindirilemeyen kemik, tüy, kıl gibi maddeler kusularak dışarı atılacak. Anne baykuş yine alarm durumunda. Aç yavrular yiyecek istemekteler. Bunun için etrafındaki her sesi, her hareketi değerlendirmek zorunda. Dinliyor. İşitme sistemi pek çok canlıya göre daha üstün. Belli frekanstaki seslere daha duyarlı. Bir baykuş, asimetrik ve aynı olmayan kulak deliklerini kullanarak sesin aşağıdan mı yoksa yukarıdan mı geldiğini anlayabiliyor. Sağa, sola, yukarı, aşağı olan işaretlerin çevirisi anında baykuşun beyninde birleşiyor ve ses kaynağının bulunduğu yerin zihinsel görüntüsü oluşuyor. Hareket halinde olan bu kemirgenin hiçbir şansı yok. Gecenin ilerleyen saatlerinde sessizce yuvaya iniş yapıyor. Av sırası baba baykuşta. Bu tempo gün doğumuna kadar devam edecek. Yavrular tehlike hissettiklerinde kendilerini yuvadan aşağı atarlar. Fakat yavrunun yuvada olmaması ebeveynler için sorun değil. Hüzün dolu ötüşüyle "O zaten ben buradayım," diyor. Bu yavru saatlerdir ebeveynlerine sesleniyor. Ama sonunda ödülünü alıyor. Gelen koca bir fare. Yutamayacağı kadar da büyük. Önce parçalayarak yemeği deniyor.
Baba Baykuş bu olayı keyif alarak izliyor. Yine büyük geldi. Biraz daha parçalaması gerekiyor. Hala büyük. Nihayet sonunda başarıyor. Bu gece sabaha kadar sesi çıkmayacak. Kuluçkaya yatan o baykuş yavrularını dünyaya getirdi. O yavrular da 20 günlük oldular. Gözleri yollarda. Uzun bir bekleyişten sonra anne baykuş sessizce yuvaya iniyor. Av bu sefer gagasında değil, pençesinde. Dişi baykuşlar erkeklerden daha iri. Üç yumurtadan üç yavru bekliyordu. Fakat sadece iki yavru hayatta. Yumurtanın bir tanesi hala yuvada. Koruma içgüdüsüyle yavrularını gizlemeye çalışıyor. O yavrularıyla daha sıcak bir ilişki kurmuş. Hem gece hem de gündüz yavrularıyla vakit geçirmekten mutlu. Diğerleri gibi yiyecek bırakıp gitmiyor. Baykuş yavruları yuvanın dışına çıkmaya başladılar. Gündüz olunca av ve avcılar değişiyor. Atmacalar gündüz avlanan yırtıcı kuşlardan. Avlanmak için fırsat kolluyor. Baykuş yavruları av olabilir. Bu sebeple ebeveynler yuvanın çevresinden ayrılmıyor. Bu koruma içgüdüsü ergin olup uçmaya başladığı ana kadar devam edecek. Komşuları da yavrularını dünyaya getirdiler. Bu terk edilmiş çiftliğin tehlikelerden uzak olması kuş çeşitliliğini artırmış. Yavrular dördüncü ayı geride bıraktılar. Dördüncü ay onların erginlik dönemi. Dış görünüşleri itibariyle ebeveynlerine benziyorlar. Yuva çevresinden uzaklaşmamak kaydıyla kardeşleriyle oynayacaklar. Bol bol uçuş provası yapacaklar.
Onlar oradan oraya uçarken bir müddet daha ebeveynlerince gözetlenecekler. Göçmeyecek, kışın da bu alanda yaşamaya devam edecekler. Ve gelecek aylarda iyi bir gece avcısı olacaklar.